Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e 4000 teröristin dosyasını verdiğini ancak dosyaların kabul görmediğini belirtti. Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ise çok sert tepki gösterdi. Hele hele şimdi bir Dışişleri Bakanları var aman yarabbim evlere şenlik, evlere şenlik hiç haddini filan bilmiyor. Ya sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na konuşuyorsun? Sen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'yla konuş. Haddini bil. Ve kalkıp bize ders vermeye kalkıyorsun. Senin yani siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti. Onun için Almanya'nın kapısını açarsınız, açmazsınız. Hiç önemli değil. Bize bu kapılar yetiyor. Bize bu kapılar yetiyor. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz. Biz de onlara kapımızı açarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de İl Danışma Meclisi toplantısında halka hitap etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a rahat rahat yürüdüysen bunun için AK Parti'ye teşekkür etmen gerekiyor dedi. Bazı siyaset bilimciler şu ifadeyi kullandılar o zaman. Ya merkezde parti olur mu? E dedik olacak. Sizler de bunu göreceksiniz. Şu anda zaten olur mu diyenler şu anda partimize de karşılar. Ha, onu da söyleyeyim size ve yaptık. Oldu. Şimdi birileri Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Sözde adalet. Sözde adalet. Ya sen çok geç kaldın. Çok. Biz partimizi kurarken bu adalet kavramı üzerine kurduk zaten. Adalet ve kalkınma derken bunun için böyle yaptık. Eğer sen 29 gün bu yürüyüşü rahatlıkla yaptıysan AK Parti'nin iktidarına teşekkür et. Teşekkür et. Rahat rahat yürüdün. Akşamları da karavanlarda istirahat ettin. E, mitingini de yaptın. E, gördün mü sana bu imkanı sağlayan AK Parti hükümeti ya.